Bahar Ela Göztimur. Abdullah Gül Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. Mimarım, lisansımı İstanbul Teknik Üniversitesi'nde tamamladım mimarlık bölümünde. Yine yüksek lisansımı da İstanbul Teknik Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra AGÜ'ye doktora yapmak için geldim. Ben burada mimarlık anabilim dalında başladım doktorama. Burak Asil İskender'le beraber tamamladık doktora çalışmamı. Benim doktora çalışmam aslında kırsal kültür mirası üzerineydi. Kırsal kültür mirasının sürdürülebilirliği, işte değişim karşısında yaşadığı riskler ve onun kırılganlıkları üzerinden bir sürdürülebilirlik model önerisi geliştirdik. Burada bir alan çalışması yaptık aynı zamanda. Kayseri'de Koramaz Vadisi'nde Bağpınar Köyü'nde tamamladık çalışmamızı. Tabii evet, tavsiye ederim. Neden? Çünkü biz burada aslında interdisipliner bir çalışma yürüttük hocamla beraber. AGÜ bunun için pek çok olanak sağladı bize. Biz burada hem tasarım, hem yapı, hem de koruma anabilim dalları ile beraber çalışma fırsatı bulduk. Onların hepsinin katkıları oldu bize. Hep beraber çalışabildik. Daha küçük, daha az sayıda bir kadromuzda olduğu için aslında daha kolay erişilebilir durumdaydık. Bütün teknik teçhizata, makinalara, yazılımlara ya da laboratuvarlara çok kolay erişebiliyoruz. Hepsini kullanabiliyoruz projelerimiz dahilinde. Bu sebeple adaylara gelmelerini öneririm. Doktora çalışmamın zaten aslında ben bütün kariyerimi doktora çalışmamın üzerine kurmuştum. O yüzden hani hem kariyerimde hem bireysel hayatımda benim için çok katkıları oldu. Zaten hani akademide olduğum için bütün hayatım, bütün kariyerim bunun üzerine kurulmuştu. Söylediğim gibi zaten hani akademik bir ortamdaydım, araştırma görevlisi yaptım. Şu an doktor öğretim görevlisi olarak devam ediyorum kariyerime. Tabii ki bu süreçte doktoranın bana çok faydaları oldu. Bu konuda, hem çalıştığım konuda hem de onu besleyen diğer konularda araştırmalarımı yürüttüm. Bununla beraber ona uygun derslerimi artık işte doktora çalışmamla beraber yeni projelere, yeni postdoc çalışmalarına devam ediyorum. Hem bu öğrencilerimize yansıyor. Yani onlar için başka konularda seçmeli dersler, lisans dersleri hazırlayabiliyoruz. Hem de yine yüksek lisans derslerinde bundan sonraki kariyerimde onlar işte yüksek lisans ve yine bizim gelecek olan doktor öğrencilerimize bu konuda destek vermek için çok büyük katkıları oldu. Akademideyim zaten. Yani tamamen doktora alanımla ilgili bir sektörde çalışıyorum diyebilirim. Şu an değil ama bunun üzerine çalışıyoruz. Bir sonraki aşamaya geçebilmek için işte bir takım projeler üzerinde çalışıyoruz. Onları hayata geçirmek için bundan sonraki süreçte hayat bulacağına inanıyoruz. Aslında benim doktora çalışmam bir yandan da kırsal kalkınmayı destekliyor. Günümüzde terk edilmeye başlayan bu kırsal kültür mirası alanlarının neden terk edildiği ve bu yaşanan, habitusta yaşanan değişimin bu terk edilmeyi nasıl hızlandırdığı üzerine bir çalışmaydı. Öncelikle habitusun değişiminin, yani insanın bütün bu doğal çevrenin ve kültürel çevrenin değişiminin buralarda nasıl bir risk oluşturduğu üzerine literatürde katkıda bulunmaya çalıştık. Bunun bir risk olarak, risk faktörü olarak kabul edilmesinin ispatlarını yapmaya çalıştık. Bunun üzerine de bir takım koruma sürdürülebilirlik önlemleri getirdik. Modeli geliştirdik aslında. Bu modelle beraber eğer uygulanabilirse, işte çeşitli sektörlerde, belediyelerde ya da yöneticiler tarafından uygulanabilirse kırsal kültür mirasının sürdürülmesi ve böylece de kırsal kalkınmaya katkıda bulunulması hedeflenmiştir. Burada SDG 11 ile daha çok ilişkili bizimki tabii ki. Sürdürülebilir kentler ve sürdürülebilir şehirlerle ilgili olanla. Çünkü tamamen hani hem mimarlık anabilim dalında yaptığımız için bu çalışmayı hem de bir kent özelinde değerlendirdiğimiz için. Ama aynı zamanda kırsal alanda çalıştığımız için ve kırsal kalkınmayı da desteklemeye çalıştığımız için
diğer çeşitli işte sorumlu tüketim ve üretim gibi ya da iklim hareketleri gibi pek çok alanda da çalışmalar yaptığımızı söyleyebilirim. Benim doktora çalışmamda daha çok yani sanayiden çok aslında yerel yönetimlerle ya da uluslararası yönetimlerle ilişkili olduğunu söyleyebilirim. Çünkü hani herhangi bir sanayi kolu yok şu anda bu projenin ama yaptığımız, oluşturduğumuz modelin daha da geliştirilerek, işte şimdi doktora sonrası çalışmalarla geliştirilerek aslında yerel yöneticiler tarafından kullanılmasını hedefliyoruz. Onların bu modelleri kullanarak sorunları bulup, riskleri tespit edip, riskleri hesaplayıp nasıl sürdürülebilir kırsal alanlar oluşturulabilir, miras alanları oluşturulabilir. Bunun üzerine bir çalışmaydı. O yüzden sanayiyle değil de daha çok yöneticiler, yönetimle işbirliğimiz olduğunu söyleyebilirim. Şu an doktora çalışmamdan sonra söylediğim gibi biz bu modeli ilerletmeye çalışıyoruz. Bunun için işte çeşitli projeler hazırlıyoruz. Bu projelerin çeşitli işbirlikleriyle desteklenerek geliştirilmesini hem uluslararası alanda hem de ulusal alanda bir kırsal kültür mirasının sürdürülebilirlik modeli olarak kullanılmasını amaçlıyoruz. Bu şekilde kullanılabilir.